mitoz bölünmenin özellikleri ve şimdi mitoz bölünme nasıl gerçekleşecek onunla devam edelim. Bakın mitoz bölünme evresinden bakın ne yaptık? Şöyle bir kıssatmamız var aslında. İpmat dediğimiz bir kıssatmamız var. Buradaki bu interfaz, sonra profaz, ardından gelen evre metafaz, anafaz ve son olarak burada ne var gençler? Telofaz dediğimiz evre var. İpmat'taki burada i ile gösterdiğimiz interfaz aslında bölünmeye hazırlık evresi. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz olarak adlandırdığımız evre aslında karyokinezin kendisi. Bundan sonra ise gençler ne gerçekleşecek? Sitokinez dediğimiz olay gerçekleşecek. Peki nedir bu interfaz? Arkadaşlar interfaz dediğimiz bölünmeye hazırlık evresi olarak bilinir. Ve interfazı biz 3 bölümde inceleyeceğiz. Kısaca hemen bakalım. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın hazırlık yapmak zorundasınız. Hücre bölünmek gibi ciddi bir iş yapacaksa mutlaka ama mutlaka buna hazırlık yapmalı. O zaman mitoz bölünmenin hazırlığı interfaz olarak karşımıza çıkıyor. Bakın G1 sırayla bu sırayı benim gibi şaşırmayın arkadaşlar. Sırayla gidecek. G1 diyeceğiz. S diyeceğiz. G2 diyeceğiz. Peki buralarda neler olacak? Bakın G1'de ATP sentezi olacak. S'de ATP sentezi olacak. G2'de ATP sentezi olacak. Başka? G1'de gençler protein sentezi olacak. S'de protein sentezi olacak. G2'de yine ne olacak? Protein sentezi olacak. Nasıl yani? Hocam dalga mı geçiyorsunuz? Bütün olaylar hepsinde aynı yazdınız. Arkadaşlar bakın bunlar ortak olaylar. Ama bunların haricinde G1S, G2'de görülen farklı olaylar var. Örneğin G1'de özellikle arkadaşlar i ipliklerinin sentezi G1'de. S belki de en önemli olan evresidir. Çünkü S'te ne gerçekleşir? Replikasyon gerçekleşir. Replikasyon dediğimiz aslında DNA'nın eşlenmesidir. Replikasyonun haricinde hayvan hücrelerinde arkadaşlar sentrozom eşlenmesi hayvan hücrelerinde S evresinde görülür. G2'de ise hücrenin bölünme esnasında ihtiyaç duyduğu diğer proteinler G2'de üretilir. Bakın G1 şu şekilde düşünün. Hücre döngüsünü hatırlayalım isterseniz bir. G1, S, G2. Daha sonra profaz, metafaz, anafaz, telofaz, mitotik evre. Dikkat edin G1 en uzun olan evre. Yani hücre bölünmesi gerçekleştikten sonra bir telofazdan sonra G1 evresine giriliyor. G1 evresinin sonuna doğru arkadaşlar artık hatırlayalım. Yüzey bölü hacim ya da hacim bölü yüzey oranları değişiyor. Örneğin yüzey bölü hacim oranı azalırken hacim bölü yüzey oranı artıyor. Ve çekirdek etkinliği bozulduğu için G1'in sonunda artık hücrede devam et sinyali veriliyor. Hücre döngüsünü kontrolünü hatırlayalım. Daha sonra S evresine geçiliyor. S evresinde replikasyon gerçekleşiyor. Buraya bir mim koymamız gerekiyor. Arkadaşlar S evresi. Replikasyon gerçekleştiyse hücre mutlaka ama mutlaka ne yapar? Bölünür arkadaşlar. Yani DNA eşlenmesi gerçekleşmiş bir hücre bölünmek zorundadır diyebiliriz. Ardından söz konusu olan hücremiz bakın hayvan hücresi ise sentrozom eşlenmesi olacak. Daha sonra da ne yapacak? Arkadaşlar G2 evresine geçecek. Evet bakalım burada. Buradan interfazımızı isterseniz olaylarına bir bakalım.
interfaz dediğimiz evre için çekirdekte bulunan DNA proteininden oluşan yapıya kromatin. Bunları kromatin kromozomu açıkladık arkadaşlar. Açıkladım bir daha önceki videolarda. Bakın burası işte kinetokor dediğimiz yapılar. Kinetokorlar iyi ipliklerine bağlı. İki kromozomun birleştiği yerde sentromer olarak adlandırılıyor. Bakın şu bir kromozom, şu bir kromozom ama neydi? Bağlıyken bunlar birbirine. Bu bir kromozomdu. Bunlar birbirinden ayrıldığı zaman bu da bir kromozom, bu da bir kromozom olarak adlandırılıyordu. Tamam mı? Örneğin insana baktığınız zaman insanda toplamda totalde 46 kromozom var. Ve insan iki en kromozoma sahiptir. Bu enin biri anneden gelecektir arkadaşlar. Bir eni diğer en ise kimden? Babadan gelecektir. Bu 46 kromozomdan arkadaşlar totalde 44 tanesine otozom veya vücut kromozom adı verilir. 2 tanesine gonozom, cinsiyet kromozomu adı verilir. Örneğin XX olursa dişi birey, XY olursa insan için nedir? Erkek birey olduğunu söyleriz. Evet, hücrenin yeniden bölünmesi için hazırlık evresinde ne dedik? İnterfaz dedik. İnterfazda ne olur? Hücre büyür, organel sayıları artar, mitokondri artar veya işte arkadaşlar diğer ribozom artar, endoplazmik retikulum gerçi eriyip kaybolacak da onu saymayalım. Diğer ATP ihtiyacı artacak, ATP sentezi olacak, ardından protein sentezi olacak, enzim sentezi ve kromatin iplik kısalacak. Şu kromatin iplikti, kısalıp kalınlaşıp boyandığında görünür hale gelip ne adlandırılacak? Kromozom adını alacak. Tamam mı? Peki ökaryot bir hücrede bu olaylar gerçekleştikten sonra, yani kromozom yapısı oluştuktan sonra ilk evremiz, birinci hatırlayalım, önce ne gerçekleşir dedik? Önce karyokinez gerçekleşir, sonra sitokinez. O zaman anlatmaya da öncelikli olarak biz karyokinezden başlayacağız. Arkadaşlar karyokinezde ilk evremiz profaz. Hemen şuraya kısaltmayı tekrar bir yazayım sizin için. Bakın ilk evremiz nedir? Profaz evresidir. Profazda ne olur? Çekirdeğin içerisinde. Bir saniye. Gençler şöyle düşünün. Bu çekirdeği göstermiş zaten. Çekirdeğin içerisinde benim kromatin ipliğim bu şekilde karmaşıktı. Ama daha sonra ne hale geldi? Kromozom hallerine dönüştü. Kromozom haline dönüştükten sonra profaz evresinde, lütfen aklınızda kalsın, çekirdek zarı ve çekirdekçik erir. Eridi. Peki çekirdek zarı ve çekirdekçik eridi ise kromozomlar arkadaşlar artık sitoplazmaya dağılacak. Öyle değil mi? Evet. Ve bu kromozomları arkadaşlar iyi iplikleri tutacak. Tuttuğu an profaz bitecek. Tekrar ediyorum. Bir, çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyor. İki, bizim kromozomlarımız sitoplazmaya dağılıyor. Evet. Üç, kromozomlar arkadaşlar kim tarafından? İyi iplikleri tarafından tutuluyor ve böylelikle profaz sonlanıyor. Profazdan sonra gelen evrem, bakın metafaz. Şimdi şöyle düşünün, metafazın bir öncekini düşünün arkadaşlar. Şunlar kutup bölgelerindeki yapılar. Hayvan hücrelerinde bunlar nedir? Sentriol veya sentrozom olarak adlandırdığımız yapılar. Benim kromozomlarım bu şekilde sevgili gençler. Bunları bağladığı andan itibaren arkadaşlar profaz bitti. Peki bunları bağladı. Bu profaz bitti. Burada profaz bittikten sonra bu kromozomlar iyi iplikleriyle ne yapıyor? Arkadaşlar hücrenin orta noktasına toplanıyor. Hücrenin orta noktasında toplanması nedir? Metafaz olarak adlandırılır. Bakın
Burada hücrenin orta noktasında toplananlar lütfen aklınızda kalsın. Nedir? Kardeş kromatittir. Peki şekilden kardeş kromatidi nasıl ayırırsınız? Bakın bunu ortadan ikiye böldüm ben. Böldüm. Sayıyorum. 1, 2. 2 saydı isem, 2 kromozom saydı isem karşılıklı gelen bunlar kardeş kromatittir. Ve metafaz evresinde kardeş kromatitler karşılıklı olarak sıralanırlar. Ve kromozomların en iyi göründüğü evre, bir arada tutulup göründüğü evre arkadaşlar metafaz evresidir. Ve metafaz evresinde karyotip analizi dediğimiz bir analiz yapılır. Peki karyotip analizi nedir? Karyotip analizi kromozomların yapısını, kromozomların şeklini arkadaşlar şekline göre sıralarsınız. Yan yana işte bir anneden diğeri babadan gelenleri de sıralarsınız. Ve böylelikle bu kromozomlarda farklılık var mı? Farklılık olsa ne olur? Bazı hastalıkların göstergesi olabilir. Arkadaşlar bu şekilde tespit edilmesi karyotip analizi olarak adlandırıldı. Anafaz evresi, anafaz evresi hücrenin orta noktasındaydı. Bunlar iplikleriyle kromozomlar birbirinden ayrılıp, yani sentromerlerinden ayrılıp sentromer bölünmesinin gerçekleştiği yer anafazdır. Birbirlerinden ayrılıp kutuplara gidinceye kadar, bakın burada hücrenin orta noktasında sıralıydı bunlar. Birbirinden ayrılıp bunlar kutuplara gidinceye kadar anafaz evresidir. Ve burada özellikle sentromer bölünmesi olur. Lütfen aklınızdan çıkarmayın. Anlaştık mı? Evet. Daha sonraki evremiz bizim arkadaşlar telofaz olarak adlandırılır. Bakın telofaz evresinde ise şöyle düşünün, şu benim hücrem. Hücremin kromozomları kutuplara gitti. 4 tane olsun. 1, 2, 3, 4 tane olsun. Bunların etrafında yeniden çekirdek zarları oluşur. Çekirdek zarları yeniden oluştuğu an karyokinez biter. Karyokinezi sitokinez izler. Ve sitokinezde farklılık görülmekte. Bitki hücrelerinde arkadaşlar sitokinez dediğimiz sitoplazma bölünmesi ara lamel oluşumuyla, ama söz konusu olan hayvan hücresi ise hayvan hücrelerinde sitokinez boğumlanarak gerçekleşir. Burayı anladık inşallah. Tekrar ediyorum. Hayvan hücrelerinde boğumlanarak, bitki hücrelerinde sitokinez. Ve sitokinez sonrasında bakın arkadaşlar iki tane yeni hücre oluşur. Hemen kısaca bir toparlayalım. Bakın hemen. İnterfaz dedik başlangıç olarak, bölünmeye hazırlık evresi, DNA işler, sentrozom işlenir, protein sentezi, ATP sentezi. Daha sonra profaz, çekirdek zarı erir kaybolur. Kromozomlar iplikleri tarafından tutunur. Profaz biter. Bu kromozomlar birbirleriyle karşılıklı olarak kardeş kromatitler şeklinde hücrenin orta noktasında sıralanır. Metafaz. Daha sonra orta noktada duran kromozomlar arkadaşlar birbirinden ayrılır kutuplara gidinceye kadar anafaz. Kutuplara gitti. Etraflarında çekirdek zarları yeniden oluştu. Böylelikle ne bitti? Karyokinez. Karyokinezi ne izledi? Sitokinez. Ve sitokinezde bitki hayvan hücrelerinde farklılık gösterir. Örneğin bakın buraya. Bakın buraya lütfen. Sitokinez dediğimiz boğumlanma varsa bu kime aittir? Bir hayvan hücresidir. Ama selüloz çeper arkadaşlar hücre zarını tuttuğu için hücre zarının boğumlanmasına bitki hücrelerinde müsaade etmez. Selüloz çeper yer yer erir. Ve yer yer eridiği zaman oluşan bu yapıya ara lamel ya da fragmoplast adı verilir. Ve ardından iki yeni hücre oluşur. O zaman bu da arkadaşlar bitki hücrelerindeki nedir?
sitokinez olarak karşımıza çıkar.